Depremle sarsılıp hayatını kaybeden aziz vatandaşlarımıza rahmet eyle. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bu hüzünlü günde yaklaşık 52 bin kardeşimizi, vatandaşımızı geçen yıl bugün 4.17 ve 13.24 yaklaşık 9 saat sonra yaşanan iki depremde kaybettik. Onlara Cenab-ı Mevla'dan rahmet diliyoruz. Tabii zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Doğal afetler hususunda da zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Tabii bu hüzünlü olaylarda ne zaman bir sıkıntıyla karşılaşsak, ne zaman bir zorlukla karşılaşsak, bu güzel millet, bu kadim değerlere sahip olan bu millet, bu ülkenin evlatları bir ve beraber olabiliyor, tek yürek olabiliyor. Kolay zamanlarda belki birbirimize gönül koyuyor durumlara düşebiliyoruz ama zor zamanlarda birbirimize gönülden bağlanıyoruz. Asrın birlikteliği olarak atfedilen, ifade edilen böyle bir dönemde Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücüyle, milletimizin ferasetiyle, bir ve beraber olmasıyla biz bu günleri inşallah aşıyoruz. Tabii ateş düştüğü yeri yakıyor. Yakınlarını kaybedenler var. Çevremizde de, yakınımızda da, üniversitemizde de bunu yaşayanlar var. Onların acılarını derinden paylaşıyoruz. Yaşanan olay asrın değil, asırların felaketi hatta. Öyle de değerlendirmek lazım. Bugün o 11 vilayetimize baktığımızda Türkiye'deki nüfusun yaklaşık kabaca %15. Türkiye nüfusunu, yani kabaca her 7 kişiden biri o 11 vilayette yaşıyor. Tabi bazı vilayetlerde bu deprem sert yaşandı. Belki bazılarında biraz daha hafif geçti diğerlerine göre, bir Maraş'a, bir Hatay'a göre. Tabi o günlerde hepimiz tek yürek olduk. Devletimiz iyi bir koordinasyon içerisinde bu süreci başlattı. Valimiz önce Maraş'a sonra Elbistan'a gitti. Ben de deprem bölgesinde daha fazla gitmek isterdim ama inşallah önümüzdeki günlerde bir Hatay'a da gidebilirsek gideceğiz. Önce Elbistan Maraş Türkoğlu'na, ardından da Malatya'ya gittik. Depremin hemen ardından Sayın Valimizin de koordinatör vali olduğu Elbistan'a geçmişti o zaman. Oraya gittik. Ben 20 gün sonra falan oradaydım. 18 veya 20 gün sonra deprem olduktan. Şu duyguyu yaşadım. Tabii Elbistan yerle bir olmuş. Türkoğlu'nun ortasından fay hattı geçmiş. Sanki kanalizasyon çukuru açılır gibi, kanalı açılır gibi yer açılmış. Türkoğlu'na gitme sebebim, bizim çocuk gelişimini bitirmiş bir öğrencimiz bize buradaki açmış olduğumuz çocuklara yönelik bir merkez vardı. Oraya bağışlar, hediyeler verilmişti. O hediyeler buradaki talep biraz yavaşlayınca oraya gitmişti. Onları gördük. Tabii çadır kentler yapılmıştı. Çadır kentlerde tuvaletinden oradaki hırsızlık olayların, yağmaların engellenmesine kadar gerek bütün kolluk güçleriyle, gerek emniyetiyle, gerek askeri gücüyle devletimiz gerekli tedbir almış. Kamu yönetim sistemi içerisinden valisinden kaymakamına kadar hiyerarşik bir örgütlenme göstermişti. Bu yönüyle de zor zamanlarda insan kendi devletinin, ülkesinin gücünü gördüğü zaman da
O buruklukla beraber bu güvenin vermiş olduğu bir huzuru da yaşıyor. Dolayısıyla Allah bir daha bize böyle günler yaşatmasın. Her türlü doğal afetten, deprem dahil, sel baskınları dahil, olabilecek her türlü felaketten başta bizleri, ülkemizi ve tüm insanlığı muhafaza eylesin. Duamız bu yönde. Tekrar son söz Fatiha ile bitirelim. Ben de depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin ruhuna bir kez daha El Fatiha diyorum. Evet, teşekkürler.